Değer Yaratman'ın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratman'ın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta podcast'lerin 150. bölümünü yayınladım. Düzenli takip edenler hatırlayacaklardır İlk 100 bölümün ardından. Konuklarımın değerlendirme formüllerini iki bölüm halinde toplamıştım. Bu 50'şer bölümlük deneme, derlemeler benim için de e, dinleyiciler açısından da güzel bir değerlendirme fırsatı sunuyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar etmeye karar verdim. E, bu bölümde de 100 ve 150. bölümler arasında baktım 22 konuk ağırlamışım. İsterseniz başlayalım. 106. bölüm, e, Gazi Nurluoğlu ile sosyal medyada değer yaratmak adındaydı. E, Gaziye Hanım'ı e, LinkedIn'den Takip ettiğinizi düşünüyorum, bildiğinizi düşünüyorum. Oldukça aktif olan bir iletişim profesyoneli kendisi. Ee, ve onunla e, sosyal medyada içerik üretmenin püf noktalarından farklı formatların farklı kanallarda sunulmasından e, konuşmuştuk. İçerik üretmek isteyenlere e, bu kısa ve verimli sohbete kulak vermelerini öneririm doğrusu. E, Gamze Hanım'ın e, değerletme formülü e, empatiyle e, başlamak. E, kendisi hep e, içerik üreticilerine fayda sunmalarını salık verir. E, ve e, karşındakinin yerinde ben olsam e, ne yapardım e, diyormuş. Ve farklı seçenekleri değerlendirme ve filtrelemeye inanıyorum e, diyor. Ve e, bilgiyi tek kaynaktan almam. Kendi filtremden empatiyle hedef kitlenin değerleriyle e, geçiririm diyor. E, 113. bölümde e, Sertaç Ersayin ile tasarımın kalkınmadaki rolü e, adlı bölümü yayınlamıştım. E, Sertaç Bey bir e, endüstri ürünleri tasarımcısı. 30 yıla yakın e, kurumsal tecrübenin ardından 40 ülkeden e, üye meslek örgütlerini bir araya getiren WDO e, World Design Organization'ın e, yönetim kurulunda yer alıyor. E, bunun yanı sıra Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun ve Yaratıcı Endüstriler Konfederasyonu başkanlığını yani üstlendi kendisi. Dolayısıyla da e, tasarımın e, üretim ve kalkınmadaki rolünü dünya ve Türkiye perspektifinden e, ele almıştık. Eee Sertaç Bey e, değer yaratmayı bir ilerleme bir yolculuk olarak tanımlıyor. Herhangi bir sorun üzerine olumlu bir bakış açısıyla samimiyetle odaklanılan, yeni bir sorunla bizi karşılaştırmadan paydaşı olan kişileri uzlaştırarak çözüm getiren bir ilerleme alanı olarak görüyor. Bunun sonunda mutlaka değer yaratılacağına inanıyor. 115. bölümün adı Doktor Muhsin Doğan ile teknoloji üreten Türkiye'nin genç yüzü idi. Muhsin Hoca TTGB'nin uzmanlarından ee, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı e, 1991 yılında e, özel sektörün inovasyon ve teknoloji gelişimi konusunda farkındalığını arttırmak ve özendirmek amacıyla e, Bakanlar Kurulu kararıyla e, kanunla kurulmuş bir vakıf. 2011'den bu yana e, inovasyon ekosistemini zenginleştirmek adına e, insan kaynağını geliştirmesi için e, çalışmalarını yoğunlaştırmışlar. Genç TTGB eğitim programı da bunlardan biri. E, Muhsin Hoca e, 18 yaşının üzerindeki Üniversite öğrencileri için hazırlanan programda 3 kısım olduğundan bahsetmişti. Teori, pratik uygulama ve gerçek yaşamdan deneyimler adı altında. Bilim, sanat, inovasyon, teknoloji, çevre gibi 16 ana başlıktan seçilen uzmanlarla bu üç adımda bir müfredat oluşturmuşlar. Gerçekten böyle bir programı beni kabul etseler koşa koşa giderdim şimdi. Muhsin Hoca da değer yaratmak için gerçeğin peşinden gitmek gerektiğini düşünüyor. Bunun için araştırmak, eylemde bulunmak, emek sarf etmek ve bilgiye erişmek gerekiyor. Aynı zamanda bilginin doğruluğundan kuşku duymak ve doğrulamak gerektiğini söylüyor. Ve internetin sağladığı bir konforla oturduğumuz yerden değer yaratmanın zor olduğunu inandığını söylüyordu. 116. bölüm Gamze Örkmez ile Anlama arayışımız idi. Felsefeci ve sosyolog, aynı zamanda bir koç olan... Gamze Örkmez bize derya topluluğunda e, kendimizi keşif yolculuğumuzda anlam arayışımız hakkında bilgiler vermişti. E, felsefe ve psikoloji alanındaki köklerinden bahsetmişti. E, Gamze'ye açıkçası değer yaratmanın formunu sormamıştım ama e, onun anlattıklarından e, şöyle bir derleme ile bir yanıt sunabilirim. Malum e, yapay zeka çok gündemde bugünlerde ben de kendimce bir yanıt vermiş olayım Gamze'nin adına. E, bu psikoterapinin 3 Viyana okulundan bahsetmişti. E, bireyi ve onun haz arayışını öne çıkaran e, Freud ve e, insanın diğer bireylerle kurduğu ilişkiler ve üstünlük kurma güdüsünü öne çıkaran Adler ve son olarak da insan e, insanın anlam arayışını vurgulayan Frankl ve değer hayatma formülü de e, yaşamımızın e, anlamını bulacağımızı ve özgür irademize inanmak e, diyebiliriz belki. E, bunu da anlamlı bir iş e, sevgi ve zorlukla mücadeleler karşısında cesur olarak e, yapabileceğimizi söylüyordu e, Frank'ın. E, 117. bölümde e, Sam Tatum'ı ağırlamıştım. E, 118. bölümde de söyleşimizin Türkçe özetini yayınlamıştım. E, Davranış bilimini uygulamak ve evrimsel fikirler başlıklı. E, Sam e, Ogevi'nin e, Küresel Büyüme ve inovasyon Davranış Bilimi Biriminin e, yöneticisi. Aynı zamanda 10 yıllık deneyime sahip bir e, organizasyon, endüstriyel psikolog ve davranış bilimci. Ben kendisini 2014 yılından bu yana düzenledikleri Narcissok konferansından tanıyorum. Bence Narcissok da davranış bilimi dünyasının davosu diyebiliriz rahatlıkla. Onunla Ogevide'nin çalışmalarında davranış biliminden nasıl yararlandıklarını ve kendisinin yeni kitabını konuşmuştuk. Semin değer yaratma formülü ise önümüzdeki problem hakkında olabildiğince ilginç sıra dışı sorular sormak. Bunu da insanları rahatsız etmeden ama zihnin içindekini çıkaracak şekilde yapmak. Her iyi psikoloğun yapacağı gibi benim değer yaratma formülümde sorduğum sorularla işin uzmanlarına kendi başlarına çıkartamadıkları fikirleri buldurmak demişti. Davranış bilimi de bize daha iyi sorular sormamızda yol gösteriyor demişti. 120. bölümde konuğum Chip Walker'dı ve 121. bölümde de Söyleşimizin Türkçe Özetini yayınlamıştım. Marka amacını harekete geçir adıyla. Chip Walker, Madison Avenue'da efsanevi reklam ajanslarında planlama ve strateji rollerinde yer almış bir marka, iş ve kültür stratejisi. Şu anda da Strawberry Frog'da strateji başkanı olarak çalışıyor. Ee, onunla da rap track ile geçilecekleri e, Purpose Power Index, e, amaca yönelik güç endeksi e, ne dayanarak e, insanların marka amacını nasıl değerlendiklerini e, konuştuk. E, ve Chip e, Scott e, Goodson ile bile, e, birlikte Kaleme Aldı Marka Amacını Harekete Geçir adı, adlı kitabından bahsetmişti. E, firmalara ve e, markalara amaçlarını nasıl harekete geçirecekleri konusunda e, rehberlik etmek için kullandıkları hareket düşüncesi e, çerçeve çalışmasını paylaşmıştı. E, Chip ben bir e, idea comer, Apple witherim diyor. Yani hmm. neymiş? İnsanların fikir bulmasına ve onları hayata geçirmesine yardımcı oluyorum. E, son zamanlarda biraz daha amaçla ilgili fikirlerde bunu yapmaya e, başlamış. E, yani bir markanın, e, şirketin özünde neden var olduğunu bir fikir özütüne damıtmak ve insanları bu doğrultuda harekete geçirmek kendisinin değer yaratma formülüydü. 124. bölümün adı Ömür Doğan ile bir ömür yaratıcılıktı. Ömür bir öğrenme tasarımcısı ve eğitmen. Bir eğitimci olarak kendisine öncelikle eğitim sistemimiz hakkında konuşmuştuk. Ve Ömür yaratıcılığın kitabını yazmış birisi desem abartmış olmam çünkü böyle bir kitabı var ve yaratıcılığımızın önündeki engelleri nasıl kaldırabileceğimizi öğrenmek ve harekete geçmek için ilham almak istiyorsanız bu bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Ömür, bilgiye çok önem verdiğini söylüyor. Gençlik yıllarından beri yaklaşık haftada bir kitap okuduğundan bahsetmişti. Ama son yıllarda okumanın yanı sıra daha fazla denemesi, bildiklerinin uygulaması gerektiğini farkına varmış. Değer Yaratma'nın formülünü de bilgi aşamasından çıkmak, hayata geçirmek olarak tanımlıyor. Ee, zaten aslında uygulamada karşılaştığınız ihtiyaçlar da size e, bilgi olarak e, geri dönüyor. E, 126. bölüm adı e, Tuğba Çal ile e, bakış açını değiştirdi. E, Tuğba Çal e, Çelikel Eğitim Vakfı, e, Koda gibi e, kurum ve platformlarda yaratıcı drama, Point of View gibi araçlarla gençlerin yaşamla yapıcı ilişkiler kurmalarına e, yardımcı oluyordu, e, duygusal çeviklik kazanmalarına sağlıyordu. E ee, onunla da yaratıcı drama ve e, bu points of view gibi tekniklerden e, kendimizi e, keşfetmenin farklı yollarından bahsetmiştik. E, bu fototerapik kartlar ve kelimeler yoluyla e, yeni olasılıkları fa fark edebilme, e, keşfedebilme, bunlarla e, derinleşebilmeyi merak ediyorsanız e, siz de bu bölümü dinleyebilirsiniz. E, kendi yaşam amacının e, insanların hayatında kolaylık olmak, katkı sunmak olduğunu e, söylemişti. Bunu da e, bu başta bahsettiğim teknikler veya sadece bir abla veya bir kardeş olarak yapmaya çalıştığını söylüyor. Bu şekilde değer yarattığına inanıyor. 127. bölümün adı Doktor Tufan Kıymaz ile felsefe ve kurtarabileceğin hayat idi. Tufan Hoca Bilkent Üniversitesi felsefe bölümü öğretim üyesi. Kendisi önce biraz felsefe ardından Peter Singer'ın Kurtarabileceğin Hayat adlı kitabını ve efektif altruizm üzerine konuşmuştuk. E, kitap, e, yoksulluğa, sistemsel bir çözümden e, ziyade bireysel, ahlaki bir açıdan e, bakıyordu, yaklaşıyordu. E, kendimizi anlamak başlı başına bir zorluk. E, bunun için e, konfor alanından çıkarak kendimizi farklı durumlara sokmalıyız. Orada kendimizi denemeliyiz ama kendimizi tam anlamıyla tanıyamayacağımızı da kabul ederek e, diyordu Tufan Hoca. E, Stoa felsefesine göre hayatımızı, e, mutluluğumuzu, e, kontrolümüz altında olmayan şeylere bağladığımızda ee, baştan işi şansa bırakmış oluyoruz. Ama erdem sahibi olmak her zaman bize bağlı ve koruyabileceğimiz bir şey. Stoğacılar da bunu söylüyor. Erdemli ol. Kontrol ise hayal kırıklığına uğramazsın. Mutlu olursun. Diyorlar. Ee, Tufan hocanın e, tabi formüllere karşı olduğunu öğrendik. Ee, önce e, tam bir felsefeci olarak e, böyle bir kalıplara inanmadığını anlamış olduk. E, ben bir İtopya'ya yaklaşmayı değil, distopyadan uzaklaşmayı tercih ediyorum diyor. Yani benim için değer yaratmak Adaletsizlik, açlık gibi e, negatiflikleri ortadan kaldırmak diyor. Ve bunun için e, bireysel olarak ne yapabilirim diye kendime sorguluyorum e, diyor. 129. bölümün adı e, Doçent Doktor Şebnem Özdemir ile Veri Bilimi ve Yapay Zeka'ydı. E, Şebnem Hoca İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı. Şebnem Hoca iç içe geçmiş bu dijital teknoloji kavramlarını, dijitalleşme, algoritma, büyük veri, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi kavramların e, gelişim sürecinde alanındaki ilişki e, üzerinden bunları tanımladı. E, sanıyorum e, bu yolculuğun hikayesini bu kadar değerli toplu bir şekilde daha önce duymamışsınızdır. Onu tavsiye ederim. E, yapay zeka ve e, gelecekte hayatımızda oynayacağı rolü e, hepimiz merak ediyoruz. E, bugünlerde çok <laughs> gündemde bir konu. E, kendisi yapay zekanın e, insanlığın sonu değil, kurtuluşunun bir aracı olacağı e, görüşüne öne sürüyor. Ben de katıldığımı söyleyebilirim aslında. Türkiye ise gelişmiş dünyanın adımlarını takip ediyor. Gideceği yol konusunda da Şebnem Hoca'nın tavsiyeleri var. Zor diye bir şey yoktur. Her şey biraz çaba gerektirir. Benim hayatımda asla vazgeçmemek üzere diyor. İnsanın kısıtı sadece bedeni, ruhumuz da yaşlanmıyor. Düşünme ve hareket etmede çocuk cesaretine ve hayal gücüne sahip olup bir büyüğün sorumluluğu ve şüpheciliğiyle hareket edersek ...değer edebileceğinize inanıyor. 133. bölüm Erdem Eren ile iş hayatında yaratıcı dramaydı. Erdem Hoca, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi. Aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı. Erdem Hoca ve ekibi yaratıcı dramayı yani yaşayarak öğrenmeyi iş hayatında da kullanıyorlar. Ki bu tarz bir çalışma benim de yaratıcı drama sebebimin başlangıcından vesile olmuştu. E, işe alımlarda e, insan kaynakları ve yöneticilere adayların kişilik özellikleri ve davranışları konusunda fikir verecek e, durumlar içeren atölyeler e, tasarlamalarının sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. E, öncelikle e, kendimizi tanımamız gerektiğini söylüyor Erdem Hoca. Yani kendini bil. E, potansiyelin ne? Cebinde neler var? E, i̇kinci olarak e, sen insanda yararlı ne yapabilirsin? E, sorusuna yanıt vermeliyiz. E, i̇nsanlık deyince bütün Dünyadan tabi bahsetmiyoruz yani mahalleniz olabilir, kendi çevreniz, arkadaşlarınız, odağınız e, neresiyse. E, üçüncüsü bu çevreye önem ve emek vermek. E, dördüncüsü ise eyleme geçmek, e, düşüncede bırakmamak e, ve değer oluşmazsa eğer başa dönmek ve e, yani e, iterasyonu da e, beşinci aşamalarak e, görebiliriz. 131. E, bölüm e, Ali Çevi ile kitlesel fonlama konuğum Fongogo kurucu ortağı ve CEO'su Ali Çebi'ydi. Kitlesel fonlama 2007-2008 finansal krizinde doğan bir kavram ve yayılması en çok son yıllarda gerçekleşiyor. Kitlesel fonlama birçok dikeyde gerçekleşebiliyor. Daha çok aşina aldığımız kısım işte bir bireye yapılan bağış veya çıkacak bir ürünün ön satışla kaynak yaratılarak girişimciye destek olunması olabilir. Ancak yatırım bazlı ...bir girişimden hisse alarak, ortak olmak veya borç vererek faiz geliri almak da mümkün. Fongogo da birçok yeni enstrümanı hayata geçiriyor ve... ...verdikleri hizmetlerle girişimciye ve yatırımcıya bir yatırım yolculuğu tasarlıyorlar. Değer Yaratma'nın de girişimci perspektifinden yanıt verdi Ali Bey. Ve kaynak girişimi ve o kaynağı doğru yönetmek ülkemize zor. Zira çok değişken bir iş ortamı var. Bu anlamda kriz yönetimine hazırlıklı olmak değer yaratmak için öne çıkan bir kabiliyet e, oluyor diye düşünüyor. 133. bölümde Kemal Başaranoğlu ile e, Potansiyelin Ateşli. E, Kemal Bey bir e, profesyonel koç. Aynı zamanda e, MCC denen bu Master Certified Coach. Yani koçların koçu e, gibi. E, ve e, kendimizi e, tanımak hiç bitmeyen bir yolculuk. E, hayatta nereye gitmek istediğimiz ve varabildiğimiz e, hedef aslında bu e, arayışta keşfedeceğimiz ve işe koşacağımız, potansiyelimize bağlı. Ee, i̇yi bir koç e, size e, zaman, para, iç huzur ve tatmin e, kazandırabilir diyor Kemal Bey. E, ve değer yaratmak için de önce e, kendin sonra başkaları için e, değer atmalı. Sonuçta biz de e, bütünün bir e, parçasıyız. E, ve dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması ve e, insanlığımızın gerekliliğini hatırlamamız için değer atmak e, gerekli diyor. E, 134. E, bölümde e, Fikret Tozak ile web sitesi kurmak e, idi adı. E, ve e, WordPress okulu kurucusu eğitimci Fikret Tozak konuğum ve e, ister bir iş yeri veya girişim sahibi olalım ister hobimizi, tutkumuzu paylaşmak isteyen bir insan olalım. bir Web sitesi sahibi olmak artık kaçınılmaz hale geliyor. E, fiziki ve bir eve veya ofise e sahip olmak gibi içerisinin görünümü, doluluğu, kalitesi sizin hakkınızda insanların edindiği izlenim için en önemli veri diyor. Fikret Hoca ile web sitesi yapmanın yollarını, sitenin yapımı ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk. Bu söyleşide de yine insan odaklılık ve deneyim tasarımı bir kez daha gündeme geldi. Hedefimizi ne kadar iyi seçebiliyorsak, onlara ulaşmamızın yolu da o kadar net beliriyor aslında. Ben diyor değer yaratma formülü için eğitmen olarak benden yardım isteyen insanlara tam destek vermeye çalışıyorum. Gerçekten bunu isteyen insanlara, çaba sarf edenlere kapım sonuna kadar açık diyor kendi formülünü açıklarken. 135. bölüm Selin Kılıç ile girişimcilik mentörlüğü. Selin bir eğitmen ve girişimci mentörü aynı zamanda Derya'nın kurucu üyelerinden ve Selin'in de Kobiler ve girişimcilerle olan mentörlük deneyimlerinden konuştuk girişimlerin asıl güçlüğünün satışın üstesinden gelmek olduğunu uzmanlı olan satış-pazarlama penceresinden anlattı. İnovasyonun rolü ise yine değindiğimiz bir başlıktı. Değer yaratma formülü de iki noktanın altını çizdi. İlki, herkes kapısının önünü süpürse yaklaşımıydı. Yani gücünün yettiği şeyleri değiştirme gayreti ve başarısını orada görmek istediğini ifade etti. Bunun yanı sıra da son nefesine kadar kadın istihdamını kadın girişimcilerin desteklenmesi için çalışacağını ifade etti. Çünkü toplumdaki adaletsizliğin ve ekonomik sorunların bu şekilde çözülebileceğine inandığını dile getirdi. 139. bölümde Belgin Elmas ile eğitime farklı bir bakış. Belgin Hoca, TED Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı. Kendisiyle öğrenmeyi eser çeken kaygılar üzerine konuştuk. Ki bence doktor tezinde ifade ettiği bu araştırmasındaki bulgular sadece yabancı dille sınırlı değil, yani bütün e, genel öğrenmeye set çeken kaygılar olarak düşünebiliriz. TED Üniversitesi'nde hayata geçirdikleri projeler e, ise e, tüm eğitim sistemine örnek olabilecek nitelikte bence. E, ve öğretmen yetiştiren kurumların e, öğrencilerini deneyimli öğretmenlerle bir araya getiren, e, kurum içinde farklı bakış açılarını kazanmayı sağlayan rotasyon ve e, paydaşlarla ilişkilerin e, role play yöntemiyle çalışması gibi tüm ihtiyaçlarına aslında örnek olabilecek uygulamalardan söz ettik. Kendi değer yaratma formülünü sevmek olarak tanımlıyor. Çünkü eğitmen eğitme işini çok anlamlı bulduğunu söylüyor. Öğretmen adaylarının hayatlarına, oradan da öğrencilerinin, onların öğrencilerinin hayatlarına dokunmak onu çok mutlu ettiğini söylüyor. Ancak görevini yerine getirirken öğrenmeye devam etmek ve farklı kaynaklardan beslenmek ve odaklanmak yani öğrendiklerini nasıl uygulayabileceğini düşünmek eleme dökmek değer yaratmanın adımlarını oluşturuyor. 142. bölümde Zeynep Kömürcü Bulut ile dijital pazarlama ve iş gücü başlıklı bir sohbet gerçekleştirmiştik. Kendisi dijital pazarlama stratejisti ve yazar aynı zamanda ve gördüğüm en inovatif insanlardan 2018'de dijital ebeveynleri istihdam edeceği uzaktan çalışan bir dijital pazarlama ajansı olarak kurguladığı Stadesco'yu kuruyor. Ee, geçtiğimiz aylarda 55 yaş üstü dijital pazarlama hakkında bilgi sahibi olmayan ama merak duyan profesyonelleri e, şirketinde stajyer olmaları için bir çağrı yapmıştı. Şimdi o program da devam ediyor. Ee, aynı zamanda e, teknoloji konulu e, üç masal kitabının yazarı kendisi ve yine geçenlerde imza duşması vardı e, kitap fuarında. E, oldukça çizgi dişi birisi olduğu konusunda sanıyorum e, bana katılırsınız. Zeynep değer yaratmanın formülünün herkes için e, farklı bir yolu olduğunu düşünüyor ama onun da altını çizdiği nokta, dünya ve insanlık için faydalı bir üretim yapmak, bunun içinde de çalışmak ve barış için de işbirliği yapmanın önemini vurguluyor. 142. bölümde Melina Palmer'ı ağırlamıştım ve 143. bölümde de Söyleşimizin Türkçe Özetini yayınlamıştım. Bölümün adı Melina Palmer ile Daha ince Düşünmek'ti. Melina'nın The Brainy Business podcast'inin sadık bir dinleyicisiyim. Bir davranış ekonomisi meraklısı ve podcast yayıncısı olarak da misafirlerini ve her bölüm için bağlantıları, notları düzenleme şeklinde çok ilham verici buluyorum. İki de kitabı var. Müşteriniz ne istiyor ama söyleyemiyor ve geçtiğimiz yerlerde çalışanınızın neye ihtiyacı var ama söyleyemiyor adlı kitabını yayınlamıştı. Melina'nın kitaplarının davranış ekonomisini uygulayarak müşteri memnuniyetini ve organizasyonel değişimi sağlamak için pratik bir rehber olduğunu düşünüyorum. Kendisinin değer artma formülü ise insanları daha ince düşünmeye sevk etmek, davranışlarımızın farkında olmak ve meraklı sorular sormak, başkalarına mesajlarımızı nasıl vereceğimiz konusunda düşünmek, problemleri daha iyi tanımlamak için iyi sorular sormak, değer artmak için gerekli diyor 144. bölüm Ulaş Karademir ile Oyun Girişimciliği adını taşıyordu. Kendisi Unity Technologies Başkan Yardımcısı. Unity Technologies'i duymamış olabilirsiniz ama mobil telefonunuzda oynadığınız oyun çok büyük ihtimalle bu yazılım üzerine gerçekleştirildi. Firma oyunun yanı sıra otomotiv, animasyon, mimarlık gibi alanlarda 3D projeleri hayata geçirmek için kullanılan yazılım çözümlerine sahip. Ulaş Bey ile oyunun hayatımızdaki rolünden konuşmuştuk. Daha sonra ürünleşen oyunlardan bahsetmiştik. Ve Ulaş Bey çok güzel bir çerçeve çizmişti. E, oyun endüstrisinin perde arkasını herkesin anlayabileceği şekilde anlattı. E, son olarak oyun endüstrisinde Türkiye'nin başarısını ve buradan öğrenebileceklerimizi konuşmuştuk. Ulaş Bey yaşamı e, üç e, taraftan e, oluştuğunu söylüyor. Üretenler, tüketenler ve e, ticaret yapanlar. E, Unity'nin mottosu da e, dünya üretenlerle daha güzel bir yer. E, o da diyor ki üreten insan üretilen şeye saygı duyar. Onu tahrip etmez, eleştirirken de ölçülüdür diyor. Üretenin kafası değer atmak için çalışır. İnancıyla, duygusuyla emeğini ortaya koyar ve etrafında da tutkulu insanlarla çevreler diyor. Dolayısıyla onun için değer yaratmak aslında üretmeye eşit. 147. bölümde Özcan Yazıcı ile neden bir podcastiniz olmalı demiştik. Ee, Özcan Bey, 17 yıllık e, gazetecilik kariyeri üzerine son e, 10 yılda dijital dünyada, son 3 yıldır da e, podcast alanında uzmanlaşan bir iletişimci. Sesin hayatımıza giderek e, artan önemini hep konuşuyoruz. E, Birçok emirler belirdi, Alexa gibi e, cihazlar, Clubhouse veya benzeri uygulamalar ve yaklaşık son 15 yıldır var olan podcastlerin e, yıldızını son birkaç yılda epey parlattı. E, bir podcast sahibi olmak için yapmanız gerekenleri e, LinkedIn'de yayınladığı ki bölüm notlarında da linkleri var, Podcast Turkey ülkenin ilk seferinde oldukça detaylı anlatıyor. Ancak bu bölümde de podcaste başlama kararını vermeniz ve sonrasında nelere dikkat etmeniz konusunda verdiği çok önemli ipuçları bulabilirsiniz. Değer yaratmanın ve her şeyin özünde aslında merak olduğuna inandığını söylüyor. Ve bu merakı da motivasyonla kararlılığa dönüştürmek gerektiğini söylüyor. Doğru soruları sormak ise en kritik konu. Maalesef bizim kültürümüze de ve eğitim sistemimize de yanıt vermek teşvik ediliyor. Soru sormak değil. O da değer üretmeyi zorlaştırıyor diyordu. 148. bölüm Doktor Gülşen ile gösterge bilim ve algıları değiştirmek idi. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi'nde reklamcılık öğretim üyesi ve Gül Hoca gösterge bilimin çalışma alanından tarihsel gelişiminden ve alandaki farklı ekollerden bahsetmişti. Ee, ve o konuştukça e, sembollerin, e, kültür üzerindeki etkilerin, dolayısıyla dil ve düşünce sistemi üzerindeki e, drift ilişkisinin farkına varıyorsunuz. E, bu ilişki aynı zamanda anlam arayışındaki insanın hikayelere düşkünlüğünden e, besleniyor aslında. E, Gül Hoca ile de e, Türkiye'deki pazarlama sektörünün önde gelen e, global ve yerli şirketlerin oluşturduğu, reklamlardaki toplumsal cinsiyete dayalı olumsuz kalıp e, yargıları dönüştürmeye başlayan endüstri İnisiyatifi Unstereotype Alliance Türkiye ve faaliyetlerinden bahsetmiştik. Değer yaratmayı da kendi açısından bireysel ve iş yapış şekli olmak üzere ikiye ayırıyor. Kişisel olarak eşitlik ve hak temelli bir bakış açısıyla iş üretmek ve insan yaşam ilişkileri kurmak olarak tanımlıyor. Şirketler açısından da John Elkington'un iyileştirici veya vicdanlı kapitalizm dediği bu 3P işte insan, gezegen ve kârı gözeten ee, çevremize zarar vermeden e, değer etmek e, gerektiğini altını çiziyor. 149. bölümde e, Doktor Dilek Turan ile İnovasyon, Kültürü ve Yönetimi adlı bölüm vardı. Ve Dilek e, Hanım, e, inovasyonu hem akademide hem de iş hayatında çalışmalarına konu edilmiş bir iş insanı. E, kendisiyle önce Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Vitre İnovasyon Merkezi'nde, e, İnovasyon Projeleri Yönetim Ofisi'nde ee, oranın da yöneticiliğine kadar uzanan 7 yıllık bir e, deneyim hakkında konuştuk ve e, ülkemizde e, sektöründe öne gelen bir kurumun e, inovasyon yolculuğunda hangi aşamalardan geçtiğini, hangi zorlukları açtığını e, öğrenmiş olduk. E, Dilek Hanım e, ise son bir buçuk yılda gerek EYSAC başında, gerek akademide, gerekse TTG ve Xnovate e, Fellow Programı'nda edindiği bilgi ve tecrübeleriyle e, kurucusu olduğu Recode Consulting ve e, iş ortağı olduğu Mindworks'te ARGE ve inovasyonla dönüşüm gerçekleştirmek isteyen kurumlara rehberlik ediyor. Ve bu alanda kurumların inovasyon kabiliyetini ölçen InnoCoachant yönteminden, inovasyon ekipleri arasındaki iletişim problemlerinden ve doğru soruları sormanın öneminden konuştuk. Dilek Hanım ayrıca TTGV tarafından yayınlanan, kendisinin de katkıda bulunduğu iki yayından referanslar vermişti. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Linkleri bölüm notlarında yine. İnsanı odağa koymakla başlıyor değer atmak ve insanın ötesinde dokunduğumuz her paydaşı düşünecek şekilde hareket etmek gerekiyor. Nedenden vazgeçmemek, amaca tutkuyla sarılmak ve engelleri açabilmek var değer formülü içinde. Ve işbirliğini fırsatlarını kaçırmamak, yardım istemekten çekinmemek gerekiyor. Zira tek başımıza başa demeyeceğimiz sorunlarla boğuşuyoruz inisiyatif almaktan çekinmemek, sınırlarını zorlamak ve kısa vadeden daha bütünsel bir bakış açısını benimsemek de değer bileşenleri birleşenleri Dilek Hanım'a göre. Böylelikle 150 bölümü geride bırakmış oluyoruz. Dinlemediyseniz ilk 100 bölümün özetini de dinleyebilirsiniz veya daha önce dikkatinizden kaçan, ilginizi çeken bölümlere de gidip şimdi onları dinleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim içi buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için meteyurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir, hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.